Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanehu ve immi şeyni la yusebuhu bihamdi. Evet, daha önceki derslerimizde yine Besmele'den bahsetmiştik. Bu dersimizde de inşallah Besmele'nin derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Şimdi Ali abi, Besmele çok önemli. Ama üstadımız diyor ki Besmele'ye her vakit muhtacız. Peki Besmele'ye her vakit muhtaç oluşumuzun sebebi nedir? Bu sözü nasıl anlamalıyız abi? Evet, Besmele önemlidir, çok önemlidir dediniz. Eğer önemli olmasaydı Kur'an'da 114 sefer, değil mi? Her surenin başında 114 sefer inmiş, nazil olmuş, yerleştirilmiş. Önemine binaen nedir? Kur'an'ın özeti zaten. Aynı zamanda surenin de özetidir. Manalardan anladık ki her bir sure nereden bahsediyorsa Besmele onu tazamun ediyor zaten. O manaları vermiş oluyor. Nimetlerin başlangıcında Besmele ile başlamanın önemi ve hikmetleri ise her bir mümin bidayetinde mümin olan kimse Besmele'yi okusun. Her bir işe başlarken Besmele okusun. Ve o nimetlerin Allah'tan olduğunu kastetmekle kendisi ancak Allah'ın ismiyle Allah'ın hesabını aldığını bilerek Allah'ın nimet ve şükranla mukabelede bulunsun. Bunu daha önceki bir sohbetlerimizde ifade etmiştik. Bu sohbetimize girerken de tekrarlamış olduk. İnsan hayat-ı ruhiyesi cihetiyle Kur'an'da zikredilen bütün nevilere muhtaç. Her çeşit zikredilen ne varsa Kur'an'da, ne geçiyorsa hepsini anlamaya, düşünmeye, tefekküre, aklına, kalbine, ruhuna, duygularına yerleştirmeye onlara muhtaçtır. Bazı nevilere her anda muhtaçtır. Bu Allah'ı gibi. O Allah'tır her şey. Çünkü ruh bundan nefes alır. Çünkü ruhumuz buna göre dizayn edilmiş. Kalbimiz buna göre dizayn edilmiş. Nasıl ki makineler mazota göre dizayn edilmiş, benzine göre dizayn edilmiş veya başka bir yakıt kullanıyor, ona göre dizayn edilmişse aynen öyle de bizim ruhumuz Besmele'ye göre ruh huvallahu'yu söylemesi lazım. Buna göre dizayn edilmiş. Çünkü ruh bununla nefes alıyor. Bazı yani huvallahu dediğinde sanki o pencereyi açıp havalandırıyor, nefes alıyor ruhuna. Ruhunu temiz şeyi aldırıyor. O manaları yerleştiriyor. Bazı nevilere her vakit, bazılarına her zaman muhtaçtır. İşte hayat-ı kalbinin ihtiyaçlarına binaen Kur'an tekrarlar yapıyor. Mesela Bismillahi havai nesimi, yani sabahın temiz havası gibi, nasıl ki sabahın temiz havasına muhtaçız, ihtiyacımız var ki sabah namazı bir anlamda da bu temiz havayı teneffüs etmenin, çünkü oradaki o havanın içinde bulunan temiz şeyi, oksijeni vesaire bedenimiz alması lazım ki onları şey yapalım. Belki o güzel mana da onun içinde var sabah namazı tatmanın. Belki akşamdan sabaha kadar odamızı karbondioksitle nefes vererek doldurmuşuz. Sabah namazına kalkıp kapıyı açıp, pencereleri açıp, abdest almaya gidip, namaz kılıp, böylece havai nesimi de aynı zamanda dolduruyoruz. Aynen manevi havai nesimi de, yani manevi sabah havasına da ruhumuz muhtaçtır her zaman. Mesela Bismillah havai nesimi sabahın temiz havası gibi kalbi ve ruhu tatmin ettiğinden kesret-i ihtiyaca binaen, çokça buna ihtiyaç olduğundan Kur'an'da çok tekrar edilmiştir. Kezali, manevi ihtiyaçlar da vakilere muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç var. Her vakit Besmele'ye ihtiyaç var. Ki zaman zaman zaten bu ihtiyacımızı da ifade ediyoruz. Herhangi bir mesele Allah diyor, değil mi? Allah diyoruz herhangi bir durum vesairede. O zaman bunu sık sık ne yapmamız lazım?
Her zaman besmele deyince zaten her zaman her an onu hatırlamış oluruz. Böylece o güç ve kuvveti de elde etmiş oluruz. Yani nasıl ki temiz havaya her daim muhtaçsak ve bizi temiz hava rahatlatıyor değil mi? Kirli havası kirli olan yere gittiğimizde ruhumuz daralıyor, nefesimiz daralıyor, rahatsız oluyoruz. Demek ki besmele de bizim ruhumuza nefes aldırıyor. Nefes ne kadar önemliyse, ne kadar çok besmele çekilirse veya Allah anılırsa bizim ruhumuzda nefes almış oluyor. Bu yüzden her an muhtacız yani. Eyvallah. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit besmele ve her saatte La ilahe illallah'a ihtiyaç vardır ve hakeza. İlahi devam ediyor. Çünkü Kur'an ve iman hakikatleri. Şimdi Esma-i Hüsna Kur'an'da yazılı olarak yer alıyor. Bu Esma-i Hüsna kainatta mücessem olarak yer alıyor. Kur'an'da Rezzak diyor, Hakim diyor, Kerim diyor, Halik vesaire diyor. Bütün bu isimler değil mi? Ondan sonra Muhsin vesaire isimleri, Kerim isimleri Kur'an'da yazılı olarak, kainatta da mücessem olarak yer alıyor. İnsanda da bütün esması Allah, yaratma hariç, yoktan var etme hariç, inşa tarzında yine o noktaya şey yapıyor. Samet hariç, bütün esma insanda toplanmıştır. O zaman bunların buluşması lazım. Yazılı olarak da Kur'an'da tekrarlamamız lazım sözlü olarak da. Dolayısıyla kainata uygun hareket ettik mi, Kur'an'a uygun hareket ettik mi, La ilahe illallah ve Besmele çektik mi, dolayısıyla bedenimiz, ruhumuz, duygularımız da bu Esma-i Hüsna ile örüldüğüne göre onlar ne yapıyor? Böylece buluşmuş oluyor. Zaten onların yakıtı, onların gıdası, onların şeyi. İşte bunun için de Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamla en büyük bir yansıma, tecelli olarak ehli imana teveccüh ediyor ve Kur'an-ı Hakim'de her şeyi hikmetle anlatan Kur'an'da ölçülü, dengeli, özlü bir şekilde anlatan, en faydalı, en mükemmel, en kısa bir şekilde Kur'an-ı Hakim bu demek. Anlatan Kur'an'da peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onların istiğfar etmeye davet ediyor onları. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine. Bakın buradaki nüansa dikkat edelim. Her işte demiyor. Her mübarek. Bismillah her hayrın başıdır demiştik ya. Birinci söze girerken Bediüzzaman demişti ya. Her hayırlı işte besmele çekeceğiz. Her mübarek işte besmele çekeceğiz. Yoksa olumsuz menfi işlerde besmele ne yapılamaz, çekilemez. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı ihata eden rahmet-i vasıasını, onun geniş rahmetini melce ve tahsüngah gösteriyor. Yani ona sığınmamız lazım geldiğini gösteriyor.